Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler TYT Matematik kampımızda bugün mantık konusunun ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Hocam hangi kitaptan işliyorsunuz konuları? Barış yayınları video ders kitabından işliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 205. sayfadan 209. sayfaya kadar geleceğiz. ÖSYM'nin penceresinden bakmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz sorulara. 15 tane birbirinden güzel ÖSYM tadında mantık sorusu çözeceğiz. Şöyle bir iddia var mı ya getirilebilir mi? Tabii ki de getirilir. Nasıl bir iddiadan bahsediyorum? Hocam buradaki ÖSYM bakış sorularının tamamını bir güzel anlasak ÖSYM'de karşımıza çıkan soruyu biz ezip geçer miyiz? Aynen öyle kardeşim ezip geçersin hiç sıkıntı yok. Çünkü ciddi anlamda tam anlamıyla ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz bu videomuzda. Hemen arkasından da 210. sayfada SML bakış testini çözeceğiz. İki soru var ama çok güzel iki soru arkadaşlar. Mutlak surette videoları kaçırmadan izleyin. Kampa başlamayanlar ise lütfen kampa hemen başlasınlar. Hocam ben kitabı almak istiyorum. Nasıl satın alabilirim? İsteyen açıklama kısmındaki linke tıklayıp oradan satın alabilirler. Dileyen de hocam ben kitabı yüz yüze gidip kırtasiyeden bir kitap evinden almak istiyorum diyen varsa da KR Akademi'nin web sitesinde gençler KR Akademi'nin bayi listesi mevcut. Oraya tıklayıp karşınıza bir harita çıkıyor. Hangi ildeyseniz mesela ben Ankara'dayım. Ankara'ya tıkladıktan sonra yine harita üzerinden ve çeşitli adreslerle aşağıda sözel olarak yazan e, çeşitli kırtasiye isimleri var. O kırtasiyelerden hangisi size yakınsa oraya gidip kitabı yüz yüze de tabii ki alabilirsiniz. Ne demek efendim? Evet gençler eğer hazırsanız ben size ekranımı yansıtayım da dersimize başlayalım. Evet karşımızda ilk sorumuz bir bakalım beraber soruya. Demiş ki bize P, Q, R ve S önermelerimiz var. P, Q'nun değiline denkmiş arkadaşlar. P, Q'nun değiline denk. Ve Q veya r de S önermesine denkmiş. Bu önermeler için kaç farklı doğruluk durumu vardır? Normalde 4 tane önerme olduğu için direkt aklımıza 2 üzeri 4 eşittir 16 gelebilir ama 16'da şıklarda dahi yok. Bu durum bizi biraz aslına bakarsanız şüphelendiriyor. Şüphelenmeme gerek yok. Çünkü şöyle bir durum söz konusu burada. Birbirine bağlı önermeler var. Birinin sonucu diğerini etkileyen önermeler var. Mesela sen P önermesini 1 veya 0 seçebilirsin. Lakin artık Q için bir seçim yapmak zorunda kalmazsın. Çünkü P1 ise Q'nun değiline denkti ya. Demek ki Q kesinlikle 0 oluyor. Veya P0 ise Q kesinlikle 1'in ta kendisi olmuş oluyor. İşte bundan kaynaklı ben P'yi seçince Q zaten peşinden geliyor. Dolayısıyla P ve Q için şu an mesela iki farklı doğruluk durumu söz konusu. Neden? Normalde 2'nin karesinden 4 demem gerekiyordu. Çünkü P Q'ya bağlı yani tek önerme gibi davranıyorlar. Peki Q sıfırsa yani şurası sıfırsa R kesinlikle 1 olmalı. Pardon özür dilerim veya demişti. Q sıfırsa R'nin 1 olduğu durumda S de 1 olacaktır. Bak burası 1 olursa S de 1 olur. Dolayısıyla P1 iken Q0'sa R'nin 1 olduğu durumda S1'miş diye tek bir şekilde açıklama yapılabilir. Veyahut veyahut Q0 iken bak Q0 iken eğer ki ben R'yi de 0 seçecek olursam işte bu durumda 0 veya 0'da 0 da bana 0'ı vereceği için S de otomatikman belirlenmiş oluyor. Yani ben diyorum ki P1 ve Q0 iken tane durum söz konusu. Eğer P0'sa Q'nun da 1 olduğu durumu düşünecek olursak gençler. Yani şurası 0 iken ya pardon Q'nun 1 olduğu durumda yani şurası 1 ise. E şimdi R'yi seçelim. Ben R'yi 0 seçtiğim an S zaten otomatikman 1 olacaktır. Çünkü 0 veya 1 veya 0 bize 1'i verir. Eğer ki R 1 ise şurası 1 ise e 1 veya 1 bir yine 1'i verecektir. Yani S'de ne oluyor? 1 oluyor. Böylelikle iki tane durum buradan gelmiş oldu. Yani toplamda bu dört tane önerme için dört tane doğruluk durumu vardır. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet devam edelim ÖSYM bakış 2 ile. Diyor ki bana şöyle birazcık uzaklaşmakta da fayda görüyorum. Aynen. Şimdi Burada kutucuklar var. Bu kutucuklara diyor ve ya da ise bunları yerleştiriyorsun diyor. Doğruluk değerleri tamamının bir oluyor diyor. Bu nasıl mümkün olur? Şimdi e, bir ve burası da bir. Ben buraya mesela ise yazarsam bir olur ve yazarsam bir olur. Sadece ya da yazarsam sıfır olur. Dolayısıyla burada ya da varsa onu bir eleyelim. Mesela e şıkkı bu şekilde gitmiş oldu gençler. Daha sonrasında bir burası da sıfır. Araya v yazamam. V yazamadığım için çünkü V yazarsam sıfır olur. Bunlar da gitti mi? Gittiler. 1 ya da 0 1, 1 ise 0 bak ise de yazamam buraya. İseyi de yazamam. O zaman bu da gitti. Geriye zaten tek bir cevap kalıyor. Doğru cevap C seçeneğiydi. Ger gerçekten ben e sırasıyla ve ya da ve ise bağlaçlarını buraya yerleştirdiğim takdirde tamamı 1 oluyor. Evet, Üçüncü ÖSYM e bakıştayız artık. Bu önermeler veriliyor. Hangileri P ve Q önermelerine denktir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle P ve Q bir de burada P ve Q. P ile Q bir de P ve Q diyelim. Bu 1, bir, bu 1 iken bu 1 olur. Bu 1 bu 0 iken bu 0 oluyordu. Bu 0 bu 1 bu 0 oluyordu. İkisi de 0 iken bu yine 0 oluyordu. Şimdi burada P önermesinin iddiası şu. X 0'dan büyük. Q önermesinin iddiası Y 0'dan küçük. Yani aslına bakarsan X pozitif, Y negatif demiş bize. Bu durumda bu durumda P ve Q önermeleri e, ee, sadece ikisi de doğruysa 1 olacak. Bunlardan herhangi bir tanesi yanlışsa yanlış olacak. Hangileri P ve Q önermelerine denktir diye sormuştu. Birincisine bakalım. X kere Y. Şimdi X kere Y'nin e, negatiftir diyor ya. X kere Y'nin negatif olabilmesi için bunlardan birinin pozitif ötekinin negatif olması şart. Değil mi? Bundan kaynaklı X sıfır olduğu doğruyken Y'nin X'in pozitif olduğu doğruyken Y'nin negatif olduğu doğruyken x kere y de negatif olur ve bu da doğrudur. Geldim ikincisine. x pozitifken y negatif değildir diyor bak bak. Negatiftir diyor ama bu önerme yanlış olursa. Negatif olmayan şey pozitif evet olabilir lakin sıfır da olabilir. İşte bu, zaten burada sıfır bizim tabularımızı yıkacak. Bundan kaynaklı bu pozitifken bu sıfır veya pozitif olabilir çarpımları da negatif olmaz ki zaten negatifliğini de yanlış demiş. Demek ki bu da sağlıyor. Geldim buna. Bu yanlış demiş bak. X sıfırdan büyük değildir ifadesi neyi verir bize? Sıfır veya negatifi. E şimdi x'in negatif olduğunu düşün. Y de negatif olduğunu doğruladık. İkisi de negatifse çarpımları pozitif yapar. E burada sıfırdan küçüktür diyor. Bak bu da yanlış. Bak bu da geldi. Geldi geldi geldi. Şimdi devam. İkisi de yanlışsa. Yani x sıfırdan küçük veya eşit y de sıfırdan büyük veya eşitse e, çarpımları sıfır gelebilir sıfır gelebiliyorsa o zaman bu da yanlıştır yani bu da doğru o halde gençler birincisi karşılıyor tamam p ve q önermesiyle denktir diyoruz 2 ve 3'e baktığımız takdirde şuradaki y kare ifadesi y'nin ne olduğundan bağımsız olarak daima bize pozitif veya sıfır yani sıfırdan büyük veya eşiti verecektir. Şimdi ikisinin de pozitif olması gerektiğini biliyorum. Bu durumda ben bunu pozitif, bu da daima pozitif olduğu için çarpımları negatif bile gelmeyecektir. E pozitif gelecek hocam. Ama sıfır gelebilir. İşte sıfır gelebilir durumunda ben artık şunu söyleyeceğim. Abi bu kesinlikle P ve Q'yu karşılamaz. Çünkü sıfır dediğimiz olay işi her halükarda bozar. Bu gitti x artı y sıfırdan büyüktür demiş ama şimdi mesela x'in pozitif y'nin negatif olduğu duruma ben ikisine de doğru bile desem gittim bunu örnek veriyorum 5 ee, seçtim. Bunu da eksi 7 seçtim. Topla sıfırdan küçük bak yalanladı. Yani bunun doğru olması gerekiyordu. Olmadı. O halde bu da gitti. Doğru cevabımız yalnız 1 olacaktı. Evet. Ölsevime bakış dörtteyiz. PQR önermeleri verilmiş. Koşullu önermelerinden hangileri hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi Q ise P okuyalım bakalım. E, ee, x kere Y. Y'ye eşitse X 1'dir denilmiş. Şimdi X kere Y'nin Y'ye eşit olduğu durumda evet çok mantıklı. Mesela X 1 olursa Y Y'ye eşit olur. Bu da bizi sağlar. Lakin Lakin Mesela ben X'i 5 seçsem Y'yi 0 seçersem 5 kere 0 da 0'a eşit değil midir sonuç olarak? Ve böylelikle ben x'in 1 olmadığı bir durum içinde de x kere y'nin y'ye eşit olduğu bir durum yakalamış oldum. Yani bu beni tamamen karşılamıyor. Kısmen doğru ama tamamen doğru değil. Peki r ise q. Yani x kare 1 ise x kere y y'dir demiş. Hani burada da açıkçası e, q yani q ise p daha doğrulayıcıydı. Değil mi? Yani daha doğru görünüyordu. Bu x'in eksi 1 olduğu durumda eksi 1 kere y bize her daim y'yi vermez mesela bu da gitti. Peki devam edelim şimdi. R ise P. Yani x kare 1 ise x 1'dir. Yo eksi 1 de olabilir. Bu da gitti. P ise Q. Şimdi x diyor 1 ise x 1 ise x kere y y'ye eşittir. Her zaman doğru mu? Y'nin 0 olduğu durumda da x 1 iken x kere y y'ye eşit midir? Eşittir abi. İşte bu kesindir. Çünkü x 1 ise buradaki benim denklemim y eşittir y'ye dönüşüyor. Sen artık y'ye ister 0 ver, ister 5 ver, ister 10 ver. Hiç fark etmez. İstersen irrasyonel bir sayı ver. İşte bundan kaynaklı d her zaman sağlıyor. Yani doğru. E şıkkına da bakalım onu da yalanlayalım. Q ise R demiş. Yani X çarpı Y eşittir Y ise P nedir? X eşittir 1'dir demiş bize. Q ise R demişti özür dilerim x kare eşittir 1 demiş. Hemen şöyle ekleyelim. Şimdi ben x çarpı y eşittir y ise x eşittir 1'i dahi elemiştim. Değil mi? Kaldı ki bu x'in eksi 1 olma durumunda da mesela burası sağlamaz. E şurada x'in eksi 1 olma durumu söz konusu sağlamayacaktır. Dolayısıyla bizim cevabımız taş gibi d'dir. Doğru cevaba d dedik. Ve böylelikle 205. sayfamızı da bitirmiş olduk. Şimdi 206. sayfamıza doğru geçiyoruz. ÖSYM bakış 5'teyiz gençler. A, B ve C birer gerçek sayı olmak üzere P, Q, R önermeleri verilmiş. Burada A, B, C'nin çarpımları toplamları hakkında tekliyle çiftliyle alakalı bir yorum yaptırıyor bize. Ve demiş ki bak dikkat buradaki önerme yanlış olduğuna göre demiş. A, B, C sayılarının tek çift durumunu incele demiş. Bunu hangisine olabilir diye sormuş. Bak olabilir diye soruluyor sen birden fazla cevap bulabilirsin bundan kaynaklı. O yüzden iyi dinle. Şimdi bizim ilk ilgilenmemiz gereken yer bu tarz e, sorularda. ÖSYM sıkça soruyor bunu. P ve Q'nun değili diye bir ifade var bak burada. İse R'nin değili. Bu neymiş? Yanlışmış. Yani denktir sıfır. Şimdi ise bağlacının sonucunda bir sıfır elde ediyorsam. Şurası sıfırdır. E, burası da bir olmak zorundadır. R'nin değili. Neymiş hocam? Sıfır. O halde R kaçtır? R tabii ki de 1'dir. Bak R'nin 1 olduğunu buldum. Yani B kere C kesinlikle çiftmiş. Geldim buraya. P ve Q'nun değili denktir 1'miş. E o zaman P kesinlikle 1'dir. Burası da kesinlikle 1'dir. Bak P'nin 1 olduğunu buldum ama Q'nun değili 1. Yani Q 0'dır. Tamam. Şimdi bunların ben önermelerin hangisinin 1 hangisinin sıfır olduğunu elde ettim ya. Artık yapmam gereken hareket şu. Ben şunları yorumlayacağım. Mesela burada A artı B tektir demiş. Ama yanlışmış. Demek ki A artı B kesinlikle çifttir. Ve A artı B çiftse A ile B teklik çiftlik bakımından birbirinin aynısı olmak zorundadır. Şimdi ben buraya A, buraya B, buraya C dedim. A ile B teklik çiftlik bakımından birbirinin aynısıysa ya ikisi de tektir ya da ikisi de çifttir cümlesini telaffuz ederim. Tamam sıkıntı yok bunda. Peki Şimdi geldim buraya. B ile C'nin çarpımı çiftmiş. Şimdi B ile C'nin çarpımı çift. Bir de burada ne var? A, B, C çifttir demiş. Zaten B ile C'nin çarpımı çift değil miydi? Bak ikisi de doğru. Bu da doğru, bu da doğru. Şimdi şurası çift zaten. Ben çifti burada A ile çarpınca gene çift oluyor. Yani A burada tek olabiliyor. Sıkıntı yok. A burada tek olabiliyor. Ama B kere C çifttir demiş ya. B tekse, bak B tekse C kesinlikle çift oluyor. Eğer B çiftse C tek de olabilir. Çift, çift, çift de olabilir. Yani tamamı çift de olabilir. Şimdi bu durumlardan hangisi e, şıklardan mevcut olduğuna bakacaksın. Bak şurada görüyorsun. Çift, çift, tek. Bak çift, çift, tek. Yani cevabımız neymiş? D şık olacakmış gençler. Geldik ÖSM bakış altıya. ABC sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere. PQR önermeleri verilmiş. Şimdi şu önerme de yanlışmış. E ise bağlacının sonucu yanlışsa şu sıfır oluyordu. E hocam burası da bir oluyordu. Demek ki P kesinlikle yanlış. Q ve R birse V bağlacının sonucu bir oluyorsa demek ki iki bileşen de bir olacak. Aha bunlar birmiş. E tamam. Şimdi ben artık neyi biliyorum? A kere B sıfırdan farklı diyordu bak unutma. A kere B sıfırdan küçük diye bir iddiası vardı. Demek ki A kere B sıfırdan küçük değil sıfırdan büyük olacak. Bu cepte. A eksi C sıfırdan küçük doğruymuş. Yani A eksi C'yi karşıya atarsan C'den daha küçükmüş. Bir de B'nin sıfırdan büyük olması da doğruymuş. Yani B sıfırdan büyük. Şimdi B sıfırdan büyükse burası pozitiftir. Ben pozitifi A ile çarpınca pozitif yapıyorsa A da pozitiftir. E A pozitifse ve C de A'dan daha büyükse kimse kusura bakmasın C de pozitiftir. Yani A da B de C de pozitif sayılarmış. O halde cevap nedir? Tabii ki de D'dir. Tamamı pozitif olarak verilmiş. Şık doğru şıktır. Geldik efendim ÖSYM bakış 7'ye. Diyor ki bir masada biri salı günü, biri cuma günü ve ikisi de pazar gününe ait toplam 4 tane uçak bileti bulunmaktadır diyor. Bu biletler 14, 21 ve 07.30 saatlerinde kalkacak uçaklara ait olup A böyle görseline vermişiz bak PQR önermeleri mevcut. Ve bu önermelerle alakalı bir tane bileşik önerme kurmuş. Diyor ki P ve Q veya R'nin değili önermesi doğruymuş. Ha, bu 1. Şimdi V bağlacı var burada. Ana bağlacımız bu. Bunun sonucu 1 ise her iki tarafı da 1'dir. Yani P kesinlikle doğrudur. P 1. Q veya R'nin değili 1 olacakmış. O zaman Q veya R denktir 0 veya bağlacının sonu sıfırsa o halde bileşenlerin ikisi de sıfırdır. Yani Q da sıfır, R de sıfırdır. Şimdi gelelim. Diyor ki uçakların kalkış gün ve saatleri aşağıdakilerden hangisi de doğrudur diye soruluyor. E tamam. Şimdi cuma uçağı 14'te kalkmayacakmış. Cuma uçağına bakıyorsun 14'te kalkmayacak ifadesi doğruysa 14'te kalkan kalkıyor de, diye iddia eden şıkkı eleyeceksin. Aha bunu eledim. D gitti. Peki çift bilet ki çift bilet ne zaman hareket ediyordu arkadaşlar bak ikisi pazar gününe ait diyordu. Demek ki çift bilet pazar günü çift bilet 0730'da kalkacak uçağa aittir diyor. E yanlışmış. O zaman pazar günü kalkacak uçak 0730'da hareket etmeyecek. Yani ben burada A şıkkını da eleyeceğim. 0730 diyor pazara. Bu da gitti. Ve diyor ki salı uçağı 21'de kalkmayacak diyor. Ve bu önerme yanlıştı. 21'de kalkmayacak cümlesi yanlış bir cümle ise demek ki salı uçağı 21'de hareket edecek. Yani ben sadece buna doğru diye biliyorum. O halde benim cevabım burada C şıkkının ta kendisi olacak deriz. 206. sayfayı da böylelikle bitirdik ve 207'ye ÖSYM bakış 8'e geçtik. Mavi, kırmızı ve siyah renk şortu bulunan Arif'in tişörtlerinin beyaz, sarı ve yeşil olduğu biliniyor. Şimdi şortlar kırmızı, mavi ve siyah. Tişörtler beyaz, sarı ve yeşil. Hemen şuraya yazalım. Şortlar var ve tişörtler var. Şortları hangi renkti? Mavi, kırmızı, bir de siyahtı değil mi? Siyah. Tişörtlere bakıyorsun. Bunlar hangi renkti? Beyaz, sarı, yeşil. Hemen yazdık buraya. Beyaz, sarı ve yeşil yazdık. Şimdi PQR önermeleri verilmiş. Diyor ki aha bu şu önerme de, bileşik önermede yanlış diyor. Yanlışsa bu denktir sıfır demem lazım. E, bunun sıfır olması için ise bağlacının bunun sıfır olması gerekiyor R'nin. Yani R kesinlikle yanlış bir önermeymiş. P veya Q'nun değili bir olması lazım. O zaman P veya Q sıfırsa P de sıfırdır Q da sıfırdır. Yani bunların hepsi sıfırmış. Bütün önermeler yanlışmış burada. E güzel. Şimdi diyor ki mavi şortun üzerine sarı tişört seçmiş ve bak ve bağlacı kırmızı şortun üzerine de yeşil tişört seçmiştir diyor. Şimdi bunların tamamını bir güzel şöyle ifade etmek gerekiyor. Görselleştirmemiz lazım açıkçası. Mavi şort şimdi şortları alta yazayım, tişörtleri üste yazayım. Birinin şort, birinin tişört olduğu belli olsun olur mu? Şimdi mavi şortun üzerine, mavi şortun üzerine sarı tişört seçmiştir. Ve Kırmızı şortun üzerine yeşil tişört seçmiş. Kırmızı. Buraya da yeşil mi diyeceğiz? Tamam. Şimdi bu neydi? Bu önerme yanlıştı. Bak sıfır. O zaman bunlardan birisi kesinlikle yanlış. Bak onu iyi biliyoruz. Bunlardan biri kesinlikle yanlış. Bunu birazcık yukarı taşıdım şimdi şöyle. Tamam. Devam edelim. Şu önermesindeyim. Kırmızı şortun üzerine. Kırmızı şortun üstüne. Diyor ki beyaz tişört seçmiş. Beyaz tişörtü de üstte yazdım. Ve bak yine V bağlacı var. Siyah şortun üzerine sarı tişört seçmiş. Siyahın üstüne sarı. Siyahın üstüne sarı. Ve bu da yanlış. Demek ki bunlardan biri de kesinlikle yanlış. Belki de ikisi yanlış. Üstteki için de geçerli bu. Sonuncu önerme. R önermesi diyor ki mavi şortun üstüne yeşil. Mavinin üstüne yeşil. Abi bu sefer diyor ki bak ve demiyor veya diyor. Ha, o zaman bu bizim işimizi kolaylaştırabilir. V'de yorum yapmak çok zor çünkü. Kırmızı şortun üzerine beyaz tişört. Kırmızının üstüne beyaz. Kırmızı ve buraya da beyaz yazdık. Denktir. E bu da sıfırmış. Tamam. Şimdi yorumlamamızı yapalım. Abi bir kere veya bağlacının sonucunun sıfır olabilmesi için her iki bileşenin de yanlış olması gerekiyor. Yani mavinin üstüne yeşil tişört kesinlikle giymemiştir. O halde ben şuradaki yeşili eledim. Mavinin üstüne yeşil giyemez dedim. Bunu eledim. Bunu da eledim. Bunu da eledim tabii. Yani şıkkın tamamını eledik. Ve kırmızının üstüne de kesinlikle beyaz giymediğini anlıyoruz. O halde beyazı da eledim. Şöyle. Burası da gitmiş oldu. Bu da gitmiş oldu. Tamam. Şimdi kırmızının üstüne beyaz giymesi yanlış bir önermeydi. O zaman kırmızının üstüne beyaz giymesi... Bak burası yanlış. Ve artık ben şunu söyleyebilirim. Siyahın üstüne sarı giymiş de olabilir. Giymemiş de olabilir. Bak bunun hakkında net bir bilgi yok. Buna sahip değiliz. Çünkü burası 1 de olsa 0 da olsa artık 0 ve 1 0 ve 0 sıfır daima 0'ı verir bize. Geldim buraya. Kırmızının üstüne yeşil giymiş olabilir. Mavinin üstüne sarı giymiş olabilir. E buradan artık yorum gelmiyor. E yorumu biz nasıl yapmamız gerekiyor artık? Şu şekilde. Eğer ki mavinin üstüne sarı giymişse, bak mavinin üstüne sarı giymiş. Yeşilin de, kırmızının da üstüne yeşil giydiyse, e burası da doğruysa. 1 ve 1 sıfır yapar mı yapmaz o zaman aşıklı da bu şekilde gitmiş oluyor. Tertemiz bak. Bu da gitti, bu da gitti. Şimdi beyaz, mavinin üstüne beyaz, mavinin üstüne beyaz giyebilir mi? Giyebilir. Ki zaten kalan iki şık da böyle. Kırmızının üstüne yeşil, bak. Kırmızının üstüne yeşil giyerse burası bir mi olur? Değil mi? Sarının üstüne, ma, e, mavinin üstüne sarı giyerse ki şunun doğru olduğunu say, varsayıyoruz. Mavinin üstüne beyaz giymiştir. Yani bu da sıfır mı olur? Sıfır ve bir sıfırı verir bize. Şimdi kırmızının üstüne beyaz giymiş midir? Hayır giymemiştir. Bu zaten sıfırdı. Siyahın üstüne sarı. Siyahın üstüne sarı giyerse burası da bir olur. Sıfır ve birden bu da sıfır gelir. Tamam. E, bu durumda kırmızının üstüne sarı ve siyahın üstüne yeşil de giymiş olabilir. Burada gençler cevap anahtarımız B diyor ama C de sağladığını görebiliyoruz. Tamam? Yani ikisi size sağlıyor. Üç tane e, renk olduğu için burada beyaz, sarı ve yeşil yeterli renk kombinasyonuna sahip olmuyoruz. Bundan kaynaklı ikisi de sağlıyor. İkisi de sağladığı için artık hangisini işaretlersen ona doğru diyeceksin. Önemli olan buradaki e, ee, çözüm çözdüğün yoldur. Tamam yani aman Allah'ım ben C'yi buldum da B'yi işaretle, işaretlemedim bundan kaynaklı ben de yanlış oldu diye üzülme canını sıkma tamam iki şık da senin için doğru zaten bunu biz de fark edememişiz soruyu yazarken. ÖSYM bakış 9'dayız hadi bakalım. Şimdi ve veya ya da ise sembollerinden her biri farklı bir kutuya yerleştirildiğinde Aşağıda verilen bileşik önerme yanlış olmaktadır. Yani şu yanlış oluyormuş. Buna göre bu sembol, semboller soldan sağa doğru hangi sırayla yerleştirilmiş olabilir? Mesela A şıkkını yazalım. İse ve veya ya da. Tamam. Bunları yerleştirdim. Şimdi biraz da şöyle yapalım. He, Yaklaşalım yani ekrana. Şimdi bakalım. İçeriden başladım. 0 veya 1. 1. E 1 ve 1 e 1. 1 ise 1 e 1. 1 ya da 0 o da 1. Ama bizden ne istiyordu? Yanlış oluyordu. Demek ki bu olmuyor. Bu gitti. Ya biz yanlışı arıyoruz. A şıkkı elendi. Geldim B'ye. Veya ve ya da ve ise. İseden ümitliyim. Çünkü ise 0 var ya şurası 1 gelirse kurtaracağız. 0 ya da 1 bir, birbirinden farklıysa ya da bağlacında 1 oluyordu. 1 ve 1 e yine 1'dir. 1 bir veya 1 bir, yine 1'dir. Ki zaten 1'in yanında veya veya veya'nın yanında 1 varsa zaten bura komple 1 olmak zorundaydı. E burası 1 iken ise 0, 1 ise 0 nedir? Tabii ki de 0'dır. O halde cevabımız da B şıkkıdır diyebiliriz. Diğer şıkları da bu şekilde yaza yaza eleyebilirsiniz. Geldik ÖSYM bakış 10'a. A, B, C ve D birer önerme olmak üzere, A ise D ya da C, C veya B ve D ikisi de sıfırmış. Şimdi burada dört tane de önerme var bu A, B, C, önermelerinin sözel olarak bazı cümleler kurmuş. Buna göre bu dört kişiden hangileri kesinlikle Mersinlidir diye de sorulmuş. Hadi bakalım. Şimdi A ise D ya da C. Bak buna ne demiş abi? Sıfır dememiş mi? Bunun sıfır olması için ne gerekiyor? Şuranın 1 buranın sıfır olması gerekiyor. Yani A kesinlikle 1'miş. Pekala A önermesinin doğruluk değerini buldum. Bir de şuna bakalım. Bak bu da sıfırmış. O halde C kesinlikle sıfır olmaz mı? Bak veya bağlacı var. C de sıfırmış. Şimdi C sıfırsa şuraya ne demiştim ben? Sıfır olacak demiştim. Sıfır ya da D. Sıfırsa o zaman D de sıfırdır. Hop bu da sıfırdır. Pekala. Bir de D'yi bulduk ya artık sıfır diye. Sıfır ve B. Sıfırsa B her şey olabilir. Bir de olabilir. Sıfır da olabilir. Şimdi hangileri kesinlikle Mersinlidir diye soruluyordu. A önermesine baktım. Doğru bir önerme. Diyor ki Ayşe Mersinlidir. E, Ayşe Mersinlidir önermesi doğruysa o zaman Ayşe kesinlikle Mersinlidir. Yazdık. Attık virgülü devam. Bunun hakkında yorum yapamam. Çünkü doğru da olabilir yanlış da olabilir. B önermesi diyor ki Başak Mersinli değildir. Bak doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O yüzden bunun hakkında yorum yapamam. Başak'a içeren bütün e, şıkları da eleyebilirsiniz hatta. Cemre Mersinlidir demiş. Ve sıfırdı. E Cemre'nin Mersinli olmasını söylediği, olduğunu söyleyen önerme yanlışsa Mersinli değildir. D'ye bakıyoruz. Yanlış bir önerme bak iyi dinle. Duygu diyor Mersinli değildir. Ama bu cümle yanlış. O zaman Duygu Mersinlidir. Ve Ayşe ile beraber Duygu'nun da kesinlikle Mersin'in olduğunu anladık. Cevabımız Ayşe ve Duygu olacaktı. Yani cevap C şıkkında verilmiş. Evet ÖSYM bakış 11'deyiz artık. Adnan, Bülent ve Caner'in yaşları sırasıyla A, B ve C'dir. P, Q ve R birer önerme olmak üzere. P, Q, R önermeleri sırasıyla şunları söylüyor. Diyor ki en yaşlı Adnan'dır. En genç Bülent değildir. En yaşlı Caner değildir diye cümleler kurmuş. Bu önermelerden sadece bak sadece ikisi yanlış olduğuna göre en yaşlı kişiden en genç kişiye doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi iyi dinle beni. Sadece ikisi yanlışmış ya. Ben P önermesini ilk önce doğru seçeyim. En yaşlı Adnan'dır diyor. Şimdi soldan sağa doğru gidecek şekilde Küçükten büyüğe doğru sıralayayım ben bunları. En yaşlı Adnan önermesine doğrudur diyorsam Adnan en sağda bulunacak. Tamam? Pekala. Geldim Q'ya. En genç Bülent değildir diyor. Şimdi ben ikisinin yanlış olduğunu biliyorum ya. Buna yanlış demem gerekiyor. En genç Bülent değildir ifadesi yanlışsa demek ki en genç Bülent abi bu duruma göre. Bülent'i de yazdım. Araya kim kaldı? Caner kaldı. Caner mecburen buraya yazılacak ama şu önermeye bakalım bu da yanlıştı. Diyor ki en yaşlı Caner değildir diyor. E, en yaşlı Caner değildir önermesi. Yanlışsa demek ki en yaşlı Caner'dir. Ama bu da en yaşlı Adnandır önermesiyle çelişiyor. Demek ki benim ta ilk baştaki kabulüm yanlış. İlk kabulüm neydi? Birinci önermenin doğru olduğuydu. Demek ki birinci önerme doğru değil. O halde ne yapacağız? Birinci önerme kesinlikle yanlış Önerme En yaşlı Adnan'dır önermesiydi. Yanlışsa o zaman Adnan ya ortancadır ya da en küçüktür. Ha bunları yazdım. Ya bu şekildedir ya da bu şekildedir. Peki en genç Bülent değildir diyor. Şimdi bu yanlışsa bu yanlış da olabilir doğru da olabilir. En genç Bülent değildir ifadesi. Eğer ki yanlışsa en genç Bülent olur. Ve bu dur şu durumla çelişir. O halde Bülent'i buraya yazabilirim ben. Ve daha sonrasında en yaşlı Caner değildir önermesi doğruysa e buraya mecburen Caner kalıyor. O halde bu durum da sağlamıyor. Şuraya bakacağız. Eğer ki şimdi burada yanlış şuradan kaynaklanmıştı. O halde bunu bir yapacağım. Bunu sıfır yapacağım şimdi. En genç Bülent değildir ifadesi doğruysa demek ki Bülent burada olabilir. Ya da burada da olabilir. Peki en yaşlı Caner değildir ifadesi yanlışsa Caner kesinlikle en yaşlıdır. Yani kesinlikle burasıdır. O halde bizim cevabımız Adnan Bülent Caner olacak. Adnan Bülent Caner de bize B şıkkında verilmiş. Doğru cevap buydu dedik gençler. Şimdi 207. sayfamızı da bitirdik ve 208'e geçtik gençler. Kaçtayız? ÖSM bakış 12. Bir ofisin mutfak, toplantı salonu ve müdür odası bölümlerine giden elektrik kablo hattıyla bu hat üzerindeki 1 2 3 ve 4 numaralı prizler aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Şimdi şekilimiz bu. Mutfağın anahtarı, müdür odasının anahtarı. Belki buradaki koridor ve burası da toplantı salonunun anahtarı gibi düşünebiliriz. Açık olduğu durumlarda elektrik ileten prizlerin bağlı olduğu bölümle ilgili PQR önermeleri var. Ve bu önerme de doğruymuş. Bak bu önerme doğruysa bu önerme birdir. E arada ne var? Ana bağlaç V bağlacı. V bağlacının sonucu birse... İki bağlaç iki bileşende birdir. Bak burası da bir burası da birdir. Yani R kesinlikle bir mi? Evet. Şimdi bak burada bir şeyin değili birmiş. O zaman içerisi kesinlikle sıfırdır. Yani şurası var ya şurası iseli olan. P'nin değili ise Q demek ki sıfırmış. E bunun sıfır olması için bunun bir bunun sıfır olması lazım. Yani Q kesinlikle sıfır. P'nin değili birse P de kesinlikle sıfır. Güzel. Şimdi diyor ki P önermesinde Müdür odasına elektrik gitmekte diyor. E bu yanlışsa demek ki müdür odasına elektrik gitmiyor. Gitmemesinin sebebi buradaki 2 no'lu anahtarın kapalı olması. Bize diyor ki prizlerden hangisi açıktır? E ben artık 2'nin kesinlikle kapalı olduğunu bildiğime göre 2 olanları eleyebilirim. Peki mutfağa elektrik gitmektedir diyor. Q önermesi ki o da yanlış. Demek ki mutfağa da elektrik gitmiyor. Yani 3 no'lu da kapalı. E 3 no'lu da kapalıysa 3'ü de eledim. Demek ki cevap D'ymiş. E bir de şöyle bakalım. R önermesi doğru bir önermeydi. Doğru söylüyordu. Toplantı salonuna elektrik gitmekte diyor. Toplantı salonuna bak ana hat buradan geliyor. Toplantı salonuna elektrik ulaşabiliyorsa demek ki 1 nolu ve 4 nola anahtarlar açıktır. Bundan kaynaklı da elektrik gidiyordur. Yani cevap 1 ve 4 C, D şıkkı olacaktı. Gençler yandaki sorudayız. ÖSYM bakış 13. Esma Mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renkte 4 tane tablo satın almış. Bu tabloları odasının duvarına her biri zemine farklı mesafelerde olacak biçimde asmıştır. Peki Esma'nın 4 farklı renkteki tabloları numaralandırılmış çerçevelere asmasıyla ilgili PQR önermeleri verilmiş ve altta verilen bileşik önerme neymiş? Doğruymuş. Denktir 1. Bu doğruysa ana bağlacımız V bağlacı. V bağlacının doğru olması için R'nin değili 1'dir. Aha burası da 1'dir. R'nin değili 1 ise R kesinlikle 0'dır. Ve burada da bir değil var. Bunun değili 1 oluyorsa demek ki kendisi 0. P'nin değili ise Q denktir 0 olacakmış. İse bağlacının sonucunun 0 olması için bunun bir bunun 0 olması lazım. Yani Q 0 P'nin değili 1 ise P de 0'dır. Yani bu PQR önermelerinin alayı 0'mış. Tamam. Peki. Şimdi P önermesine bakalım en yüksekteki çerçeveye mavi tabloyu asmıştır diyor. E bu yanlış. Demek ki en yüksekteki çerçeveye mavi tablo asılmamıştır. Yani mavi tablonun ismine bakıyorsun 2. Iki. Yani 2 nolu çerçeveye mi asılmış ona bakacağız. E asılmamış. Demek ki ben maviden 2'leri sileceğim. Yani bu gitti ve bu da gitti diyeceğim. Tamam. Peki şimdi devam edelim. Diyor ki en alçaktaki çerçeveye yeşil tabloyu asmamıştır diyor. E asmamıştır yanlışsa asmış demek. Yani buraya kesinlikle yeşil gelmiş en alçaktakine. 4 numarada yeşil var. Hemen bakalım. Yeşil 4 numara. O zaman cevap da direkt karşımıza çıkmış oluyor. Cevabımız C şıkkı olacakmış dedik. 208. sayfayı da bitirdik artık. Ve neredeyiz? 209'da. ÖSM bakış 14'teyiz. 1'den 5'e kadar ardışık sayılarla numaralandırılmış evlerin bulunduğu aşağıdaki haritada Evler kırmızı çizgilerle sınırlandırılmış. Tamam? Yani 4 nolu ev, 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 5 nolu bunların bahçeleri falan bu şekilde belirtilmiş. İçerisinde göl ve denizin bulunduğu harita üstündeki bir evle alakalı 3 tane önerme var. Bu önermelerle kurulan bileşik önerme de doğruymuş. Yani denktir 1 diyeceğim. Bak yine ve bağlacı. Yine 1. O halde R kesinlikle 1 ve P ise Q'nun değili de 1'miş. O zaman P ise kesinlikle yanlıştır. E bu yanlışsa bu 1'dir bu 0'dır. Bak bu 1 bu 0 e bu da 1'miş. Şimdi diyor ki önermelerde bahsedilen ev hangi numarayla belirtilmiştir diye soruluyor. Birazcık ekranı küçültelim ve şöyle bakalım. İyi dinle. Şimdi diyor ki denize kıyısı yok. Evi doğruymuş. Denize kıyısı yoksa bizim bu evimiz ya 4 nolu evdir ya 5 nolu evdir ya da 3 nolu evdir. 3'ün de denize kıyısı yok. Göle kıyısı var bak. Ora göle ha deniz değil haberin olsun. E Q önermesi diyor ki göle kıyısı vardır. E bu yanlıştı. Demek ki göle kıyısı yok. Yani ben 5'i eledim. Tamam. O zaman kesinlikle ya 4 numaradır ya da 3 numaradır diyeceğim. İkisi kaldı geriye. 1 nolu evle ortak sınırı vardır ifadesi doğruysa. 1 nolu evle sınırı olan 3 değil 4'tür. Demek ki aradığımız cevap da ne olacak? C şıkkı olacak gençler. Ve 15. aynı zamanda bu videonun son sorusundayız. Yukarıda verilen 12 daireli binada her pencere farklı bir daireyi temsil etmektedir. Bu binada oturan fulyanın dairesiyle alakalı da 3 tane önerme var. Ve altta verilen bileşik önerme P ise Q veya R'nin değili, bu önerme neymiş bak yazıyor. Yanlış o halde denktir sıfır dedik mi dedik. İse bağlacının sonucunun sıfır olması için. Bunun 1 olması gereklidir. A şuranın da 0 olması lazım. O halde P nedir? 1. Q veya R'nin değili. Q veya R'nin değili denktir 0'sa. E, hocam o zaman Q kesinlikle yanlıştır, 0. R'nin değili de yanlıştır. R'nin değili yanlışsa R kesinlikle 1'dir. Şimdi efendim, şekil bizim için çok değerli bir hal aldı şimdi. Fulya'nın oturduğu daire hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Bakalım. Şimdi binanın sağ tarafındadır ifadesi doğru o zaman sol tarafında değildir bunları eledim. Peki 3. kattan yukarıdadır diyor. E yanlıştı demek ki 3. kattan yukarıda değil. Ya üçüncü katta ya da 3. katın aşağısında o halde ben 3. kattan yukarısını eledim. Bulunduğu kat çift numaralıdır. Doğruymuş. E çift numaralıysa bak burası 1, burası 2, burası 3 değil mi? Çift numaralıysa aha burada oturuyordur. Burada veya burada değil. Yani cevabımız neymiş? Sağdan ikinci kattaymış. O halde sağ 2'yi işaretleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olacaktı gençler. Evet böylelikle artık ÖSYM bakış testinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kalemimizde yuvasına oturtalım. Bir sonraki dersimizde SML bakış testini çözeceğiz. Test dediğime bakmayın iki tane güzel ama sağlam güzel soru çözeceğiz. O iki soruyu da çözdükten sonra ÖSYM bakış perspektifini bitireceğiz. SML yani benim gözümden bakışı bitireceğiz. Ve artık yeni konumuza yani kümelere geçmiş olacağız. O konuda da görüşürüz diyelim. Gençler bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.